Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. İpek Enerji ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Şirketin takaslarına bakacağız. Haftalıkta, aylıkta neler oluyor onu bir inceleyeceğiz. Hissede önümüzdeki dönemde neler olabilir onları yorumlayacağız. Hatırlarsanız daha öncesinde bahsettiğimiz varsayımlar vardı. Kozal hissesinin öne çıkabileceğinden diğer hisselerin bunun rüzgarından bir nebze olsun faydalanabileceğini ama asıl pastanın Kozal olduğundan bahsetmiştim. Baktığınız zaman hepsinin birbirine payı var. Ortaklıkları var ama Kozal hissesi piyasa değeri ve defter değeri bakımından önümüzdeki aylarda çok daha uygun hale gelecek. bu uygunluk da önümüzdeki aylarda hissedeki beklentinin artmasına sebep olacak. Kozal hissesinde artık varlık fonunun zorla alması kararı çıktı. Sadece onanması kaldı. Onaylanacak muhtemelen de. Önümüzdeki aylarda satışıyla da ilgili beklentilerin arttığını, şirket hissesinde bedelsiz potansiyelinde olduğunu halka açık bir şirket olduğu için ...ciddi miktarda beklenti haline geldiğini söyleyebiliriz Kozal hissesinin. Bu yüzden ben her videomda vurgulamaya çalışıyorum. Belki birkaçınızı etkilerim gibisinden. Çünkü göstermeye çalışıyorum ama hisselerde bazı şeyler gerçekleşmeden ikna olmuyor çoğu yatırımcı... Birazcık daha heyecan sevmekten ve hırsızdan kaynaklandığını söyleyebilirim. Tabii paranın olduğu her yerde bunu yaşamak mümkün. Şimdi e, İpek Enerji hissesinde şirketin finansal durumunu incelemiştik. Finansal mükemmel. Önümüzdeki dönem için şirket beklentisi e, yüksek. Kar potansiyeli yüksek. Ama şöyle baktığımız zaman 3. çeyrekte şirketin sermayesi kadar aşağı yukarı kar yaptığını görüyoruz. Gördünüz mü? Şimdi ben size bunu şöyle detaylı olarak da göstereceğim. Sonra göstermiyor diyorsunuz. Evet bu İpek Enerji'nin size burada şirketin defter değerini göstermek için açtım bunu. Şimdi şirketin piyasa değeri böyle defter değerine bakar mısınız? 2,5 katından işlem görüyor ise. Ve şirketin sermayesi 260 milyon civarında ve şirketin karı da aşağı yukarı sermayesinin hafif üzerinde diyebiliriz. Sermayesine sermayesi kadar şirket kar yapmış görünüyor. Şimdi Kozal'a bakalım. Kozal neden %50 çıkarken bu iyisi çıkmadı diye bakarsak. Bu da Kozal'ın bilgileri. Gördüğünüz gibi şirket o da aşağı yukarı 2,5 katından işlem görüyor şu anki seviyesinde. Yani %50 yükseldikten sonraki e, şu anki mevcut fiyatında 2,5 katından işlem gördüğünü söyleyebilirim. Ama şirketin sermayesine bakar mısınız? Şirketin karına bakar mısınız? Şirket sermayesinin neredeyse... 10 katı kar açıklamış bu 3. çeyrekte. Şirket şimdi bu yıl sonu gelen bilançosunda muhtemelen 2 milyarın üzerinde kar açıklayacak. Yani böyle bir kar rakamı oluştuğu zaman İpek Enerji etkilenmez mi? Etkilenir. Ama Kozal daha fazla etkilenir. Yani ben bu kar beklentisiyle hisseyi 82 bölgesinden sonra e, teknik olarak yabancı satışı olmasına rağmen takibe almanızı e, kendi açımızdan söyleyeyim hani takip almanızı önerdim desem şimdi olmaz da Evet. Şöyle askerlerine gelir misin lütfen? Ha. Şimdi İpek Enerji'de son 3 ay içinde neler olmuş? Son 3 ay içinde iş yatırımın 2,5 milyona yakın lot sattığını görüyoruz. Kim karşılamış? Doğuça Bank karşılamış. Bu güzel. Ama hatırlarsanız İpek Enerji'de Doğuça Bank bu hareketler başlamadan önce 12 liralarda falan ciddi miktarda satış yapıyordu hatırlarsanız. Bunların analizlerini yapmıştık. Bu videonun sonunda onu ben analiz videosunu atacağım gene. Merak edenler için en azından şirketin finansal durumu ile ilgili artık anlatım yapmıyorum. Artık son çeyrek bilançosu ile beraber e, 2020 bilançosu geldiği zaman tekrar bir değerlendirme yapacağız şirketin bütün finansalları ile ilgili. O zamana kadar en azından fikir olması amacıyla şirketin izlemeliyseniz İpek Enerji'nin ve Kozal'ın hisselerinin e, bilanço analizlerini izleyebilirsiniz. Şöyle devam edelim isterseniz haftalıkta neler olmuş? Son hafta içimde Citibank'ın gördüğünüz gibi 1.7 milyon lot satış yaptığını görüyoruz. Satıcıların genel itibariyle karşılayanları kim? Ak Yatırım. Var mı burada? Var. İlk 5 kurumda var. Garanti. Burada var mı? Evet. En iyi toplayıcı şu anda İpek Enerji'de. Ziraat var mı? Ziraat görünmüyor. İlk 5 kurumda değil. Yani e, gördüğünüz gibi bu... Deutsche ikisi 1 milyon, 2 milyona yakın lot satmışlar son bir hafta içinde ve bunun içinde son iki gün takaslarının olmadığını tekrar hatırlatırım. 2 milyon lot var satılmış bir hafta içinde ve bu lot miktarlarının yaklaşık 1.4'üne aşağı yukarı gördüğünüz gibi yine ana ortaklar karşılamış. İlk 5 kurum karşılamış haftalıkta. Yani piyasaya bir mal yedirme operasyonu yok. Çünkü İpek Enerji çok pahalı bir hisse değil. Yani bilançosu da karlı. Önümüzdeki dönemde kar etmeye devam edecek ve mahkeme gibi önünde çok güzel bir beklentisi var. Mahkemeler sonuçlandığı zaman e, hisselerde güzel primler gerçekleşebilir. Hatırlarsanız bu hisseler FETÖ operasyonunda ve 5-6 liralardan İpek Enerji 75 kuruşlara kadar düşmüştü. Ve sonrasında Süreçteki düğüm çözüldükçe hisse gördüğünüz gibi bu seviyelere kadar geldi. 75 kuruşları görmüştü yani 2016-2017 senesinde yanlış hatırlamıyorsam. Şu an gördüğünüz gibi yani uzun vadede karlı bir şirket asla size zarar ettirmez. Şimdi tekrar teknik analizimize dönelim artık. Artık e, genel bilgiyi verdikten sonra teknik analizde his, hissede hatırlarsanız şu çubukları yaklaşık 2 aydır hiç kımıldatmadık. Yani çünkü hissede o süreçte bizi... E, mağdur etmedi kısaca. Hissemiz şuradan yalandan bir çubuk çizsem şuradan çizerdim. Nereden çizerdim başka? Bir tane de şuradan çizerdim. Şöylesi daha güzel oldu. Şimdi Hissede artık bu bölge aşıldığı için şöyle alt bölgedeki çizgileri şöyle kaldıralım ki kafamızı bulandırmasın. Artık buralarda yokuz. Artık yükseldik çünkü. Şimdi hissede hatırlarsanız şu kırmızı çizgi yukarı yönde kırıldığı zaman hissenin 14.40'a kadar kademeli olarak yükselme potansiyeli taşıyabileceğini söylemiştik. Bilakis robotlar da hiç üşenmedi tam 14.40'ı gösterdi bize ve ondan sonra hisse de yatay seyir başladı. Tabi Kozal'da da bir miktar yükselişten sonra o da yataya aldı şu anda. Onun da e, bu haftalardaki hareketini e, daha önce yorumlamıştım. Bu ara aracı kurumlar Kozal'ı fazla önerdiği için hisseyi birazcık baskılıyorlar ama sorun yok. Şimdi ipek enerjide tekrar bir toparlanma olursa yine bu bölge bizim için çok önemli olacak. Ama bu bölge geçi tekrar test edilirse bence bir sonrakine bu bölgeye bu kağıt değerse burayı geçer. Çünkü artık iki defa bir denedik. Geçemedik. Artık üçüncüsünde artık hacimli olur, oluruz muhtemelen diye tahmin, tahmin ediyorum. Bu bölgeyi yukarıya bir sonraki diren testimizde geçtiğimizi görebilirsiniz. Ben de size bunu üşenmeden hatırlatacağım. Ve ondan sonraki hedefimiz yaklaşık 15-50 bölgesi olacak. Ondan sonra da kendimize şu mavi çizgiler gibi bantlar çizmeye başlayacağız. Artık bu bantları çizmek istiyorum ama yani çizemedik. Gördüğünüz gibi bugün de kaldı. Artık önümüzdeki dönemde 14-40'ı yukarı yönde kırdıktan sonra bunları da görmeye devam edeceğiz. İpek Enerji size bu sene zarar ettirmez. Ben size bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki aylar için bir şey söylerler derseniz. Yani şu, şu anda birazcık can sıkıcı olabilir ama Kısa vadede kozal daha güçlü e, karından dolayı, defter değerinin düşük olmasından dolayı ve bilançosundan yüksek kar gelmesinden dolayı kozal hissesi. Eğer illa bu 3 hisseden birini tutmak istiyorsanız önceliğiniz kozal olsun. Yani çünkü bunlar zaten tek başına hani bu İpek enerji tek başına 3 kat yapmaz durduk yere. Ya da %100 yapmaz. İlla ki yanındakileri de sürükler. Çünkü yatırımcı algısı bu. Bu gitti, öteki gitmediyse ötekini alır. Yani illaki alır birini. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.